Merhabalar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugün yaş pasta hazırlayacağım ve size bütün detaylarıyla tarifi vermek istiyorum. İlk önce pandispanyamızı hazırlamakla pastamızı yapmaya başlayalım. Pandispanyamız için gerekecek malzemeler 6 tane yumurta, 1 paket kabartma tozu, 1 su bardağı artı 2 yemek kaşığı dolusu daha un, 1 su bardağı da toz şeker. Yumurtalarımızı çırpma kabının içerisine kıralım. Yumurtamızı çırpmaya başlayalım. Yaklaşık 1 dakika sonra şekerimi ilave edeceğim ve iyice köpürüp rengi açılana kadar çırpacağım. Bu şekilde olana kadar mutlaka çırpın. Unumu eleyerek ilave edeceğim. Ama hepsini birden katmayacağım. Az az katarak yine çırpmaya devam edeceğim. Tabii kabartma tozumuzu da koyalım. Biraz ilave edin. Çırpın. Ve daha sonra yine unumuzu ilave ederek hepsini katacağım ve çırpacağım. Pastanızı hangi büyüklükte yapmak istiyorsanız çemberinizi ona göre ayarlayabilirsiniz. Ben 30'a 24 olarak ayarladım. Tabi yuvarlak çemberde de pişirebilirsiniz. Altını yağlayın ya da pişirme kağıdından koyabilirsiniz fırın tepsisine. Üzerine de çemberinizi yerleştirin ve pandispanyamızı üzerine dökelim. Fırınımı 180 derecede alt üst ayarda önceden açıp ısıtmıştım. Sıcak fırına koyacağım ve yaklaşık 30-35 dakika kadar pişireceğim. Yarım saatte pişen pandispanyamı fırından çıkartıyorum. Pişen pandispanyamızı fırın telinin üzerine ters çevirelim. Eğer bu işlemi yaparsanız pandispanyanız çökmez. Şu an çok sıcak. Soğuyana kadar bu şekilde bekletelim. Pandispanyamız iyice soğuduktan sonra pişirme kağıdını dikkatlice çekelim. Bıçak yardımıyla kelepçesinden çıkartalım. Kenarlarından sıyırın. Bu aşamadan sonra pandispanyamızı 3'e bölüyoruz. Ama benim açıkçası şu an vaktim yok. Saat çok geç oldu. O yüzden de streçleyip buzdolabına kaldıracağım ve pastamı yarın süsleyeceğim. Eğer siz zamanınız varsa hemen pandispanyanızı 2'ye ya da 3'e bölersiniz ve pastanızı süslersiniz. Pandispanyanın her yerine iyice streçleyin, hava almasın yoksa kurur. Ama bu şekilde buzdolabında bir gece beklerse hatta daha da güzel olacaktır. Pastamızın kreması için tencereye 4 su bardağı sütümüzü alalım. Yemek kaşığı un ilave edelim. Bir buçuk yemek kaşığı nişasta. Mısır ya da buğday fark etmez. 2 yemek kaşığı pudra şekeri. Bir yemek kaşığı da kakao.
Ocağımızın altını açalım. Bu malzemeyi karıştırarak muhallebi kıvamına gelene kadar pişirelim. Pişene kadar kesinlikle karıştırmayı bırakmayın. Yoksa topak topak olur. Muhallebimiz katılaştığı zaman 100 gram sütlü çikolata ve 100 gram da bitter çikolatayı ekleyelim. Ocağımızın altını kapatın. Bir paket vanilya, bir yemek kaşığı da tereyağı ilave edin. Karıştırarak içinde erimesini sağlayalım. Bir yemek kaşığı sıvı yağ ekleyin. Bu kremamızı daha da parlak gösterecek. Artık el çırpıcıyı bırakalım. Mikserle yaklaşık 5 dakika kadar kremamı çırpmak istiyorum. Mutlaka mikserle çırpalım. Kıvamı çok daha güzel olacaktır. Pastamızın kreması hazır. Pastayı başka bir kaba alıyorum. Daha çabuk soğuması için. Üzerine streçleyelim. Oda ısısına geldiği zaman da buzdolabına kaldıralım ve 3-4 saat bekledikten sonra pastamızı süsleyebiliriz. Ama bu şekilde değil. Lütfen ılık da olmayacak. Mutlaka buzdolabında 3-4 saat, hatta bir gece bile bekletebilirsiniz. Pastamızın dışını kaplamak için 2 paket 400 gram şırakzane krema oluyor Türkçesi, süt kreması. Küçük bir tencereyi alın. Ocağımızın altını açalım. Kremamız ısınsın. Kesinlikle kaynatmıyoruz. Isınması yeterli. O esnada ben bir paket bitter çikolata ve bir paket de sütlü çikolatamı doğrayacağım. Kremam ısındığı gibi de içerisine atıp karıştıracağım. Mutlaka birini bitter, birini de sütlü kullanın. Sadece sütlü olunca rengi çok açık oluyor. Bitter olunca da çok acı oluyor. Her bir pakette 200 gram var. Toplamda 400 gram çikolata kullanıyorum. Kremam ısındı. Ocağın altını kapatıyorum. Doğradığım çikolataların hepsini kremanın içerisine koyup karıştırarak eriteceğim. Kesinlikle çikolatamız içerisinde tane olarak kalmasın. Hepsini eritmemiz gerekiyor. Çikolatam yeteri kadar eridi. İçerisinde hiç tane tane kalmadı. Oda ısısına geldiği zaman buzdolabına koyacağım ve bir gece bekleteceğim. Sizlerin zamanı yoksa en az 3-4 saat mutlaka bekletmeniz gerekiyor. Tamamen soğuması lazım. Bir gece buzdolabında beklettiğim pastanın kremasını tekrardan mikserden yaklaşık 2-3 dakika geçireceğim. Kıvamı gayet güzel olmuş. Sıra geldi pandispanyamızı kesmeye. Ben hem pandispanyayı hem de kremayı bir gece buzdolabında beklettim. Sizler 3-4 saat beklettikten sonra da yapabilirsiniz ama benim zamanım yoktu dün. Büyük
bıçak kullanarak pandispanyayı 3'e böleceğim. Pandispanyamızı soğuk sütle ıslatalım. Kremayı sıkma torbasını alıyorum. Eğer benim gibi yaparsanız pastanın arasına daha rahat sürebilirsiniz. Sıkma torbasının ucunu koymadım. Spatula ile düzeltelim. Kremanın yarısını bir katına, diğer yarısını da ikinci katına süreceğim. Biraz çikolata parçacığı serpiştiriyorum arasına. Yeterli. Pandispanyamızın ara katını koyalım. Tekrardan sütle ıslatıyoruz. Evet, biraz daha süt lazım. Pastanın ikinci katına muz dilimleri koymak istiyorum ama o tamamen sizin damak tadınıza kalmış. İstemiyorsanız katmazsanız. Pastamızın üçüncü katını da koyalım. En üstünü de sütle ıslatın. Bir gece buzdolabında bekleyen kremamızı bir kabın içerisine koyun ve mikserinize yaklaşık 4-5 dakika çırpalım. Sizler isterseniz sade krem şanti ya da kakaolu krem şanti de sürebilirsiniz. Selpağınızı hafif ıslatın ve pastanın kenarlarını temizleyin. Pastayı süslemek için krem şanti çırptım. Bundan sonrası artık size kalmış. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz.
pastamın son hali hazır. Daha fazla süslemeyeceğim. Bence yeterli. Fena olmadı. Tabii sizler daha farklı, daha güzel de yapabilirsiniz. Pasta konusunda açıkçası hiç iddialı değilim. Eğitimim de yok. Fazla becerdiğimi düşünmüyorum ama lezzeti çok güzel. Pastanın dilimlenmiş halini göstermeyeceğim. Çünkü başka bir yere gidecek. Çok sevdiğim birine. Onun doğum günü için yaptım. İnşallah tabii beğenirler. Sizler farklı da hazırlayabilirsiniz bu pastayı. Meyveli yapılabilir. Pandispanyasını yapıp içerisine farklı kremalar hazırlayabilirsiniz. Ya da içerisine yaptığımız kremayı fazla hazırlayıp dışına da süslemede kullanabilirsiniz. Dışına sürdüğüm pasta ganaşını isterseniz yapmayıp direkt krem şantiyle de pastayı kapatabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. İnşallah beğenmişsinizdir. Başka tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.